Şimdi sizin çocukluğunuz, doğumunuz, ilk gençliğinize baktığımızda aslında Türkiye'nin yarısıyla akraba olduğunuzu görüyoruz o dönem için. İzmir'de doğuyorsunuz, Ankara'da ilk gençlik dönemlerini Evet. yaşıyorsunuz ve İstanbul'a yerleşiyorsunuz. Şimdi Gömeç sayfası da bir açıldı. Onu da bilahare konuşacağız ama. Bu üç büyük şehir ve Ve çocukluğunuz. Anadolu'nun tümü hemen hemen. Anadolu'nun Ben tümü. asker çocuğuyum. Yani askerlikte neferden generale kadar herkes askerdir. Onun için asker çocuğu diyorum. İzmir'de doğmuşum tabii, ben bilmiyorum. Bir tek İzmir'e askerliğim sırasında gittim ben. Ama daha sonra kendimi hatırladığım Hadımköy'de ilkokul var. Daha sonra ilkokulun ikinci sınıfı Sarıkamış'ta Güneş İlkokulu var. Sonra Çankırı var. Sonra dördüncü sınıfta Kayseri Ahmet Paşa İlkokulu var. Sonra Ahmet Paşa İlkokulu'nda Ela gözlüm ben bu yerden gidersem diye türkü söylüyorum. Müzik imtihanında babam Amerika'da. Babamın gözleri Ela, ona söylüyorum. Yani saz çalıyorum o zamanlar işte. Ve daha sonra tabii babamla birlikte Konya, buna benzeyen Türkiye'nin bütün önemli güzel insanların yaşadığı kentleri, köyleri de dolaştım ki şarkı yazmamdaki benim diğer arkadaşlarımdan ayıran avantajım bence budur. Mesela kanım aksın ki terk etmem seni diye sarı saçlarından sen suçlusunu yazdığımda kanım aksın ki bir Van yeminidir. Orada edilen bir yemindir. De ki Kur'an, eyvallah. Orada kullanılan bir deyim. Evet, yani çok yeri yaşadım, çok arkadaşlarım oldu. Ben o yüzden daha çok Türkiye'liyim diye düşünüyorum. Çünkü ilkokul, ortaokul, lise her yerde, her ilden düşününüz ki arkadaşlıklar, temaslar. Sonunda saz, gitar oldu. Ben de şarkıcı oldum ve bunları söylüyorum işte. Peki özellikle çocukluk döneminde İşte asker çocuğusunuz ve aşağı yukarı her sınıfı bir ilde okuyorsunuz Of, yani. evet. Bir sınıfı iki ilde okuduğum var. Bu böyle sürekli bir gurbet hissine sebep oldu mu sizde? Şimdi gurbetten daha çok bakın bana galiba şu güveni verdi. Her yerde başarabilirim. Yani her yerde yeniden başlamaktır. Çocuklukta öğrendiğim de o. Bazıları sadece bir çevrede yaşarlar. Doğarlar, büyürler, ölürler. Bense çok yerde yaşadım ve her yerde yeni arkadaşlıklar kurdum. Yeniden dünyaya başladım ki bunun en önemlisi Ankara'da müziği artık bir noktaya getirdikten sonra kalkıp İstanbul'a geldiğimde İstanbul'da benim hiç tanıdığım kimse yoktu. Burada tek başına verebildiğim o mücadeleyi tahmin ediyorum çocukluktan beri her gittiğim yere kolay adapte olmayı öğreten çok taşınırlık olmuştur, öyle düşünüyorum. Bir sosyallik de Evet, kazandırıyor evet. tabii. Hani kimisi diyor ya, bana derler ki siz sosyal yaşamıyorsunuz. Bence diyorum siz sosyal yaşamıyorsunuz. Ben sosyal yaşıyorum çünkü hayatın içinden geliyorum. Sosyal yaşamayı bir yere gidip gelmekle izah edenlere buradan sesleniyorum. Bir yere gidip gelmek değildir Yani sosyal tırnak yaşamak. içinde etkinlikler değil, Evet, asıl budur evet. diyorsunuz. Peki sizin ağzınızdan Var. çocukluğunuza dair hatırladıklarınız var. Bir bandımızda onu izleyelim, ondan sonra devam Tamam. edeceğiz. Evet, dünyanın en güzel yemeklerinden daha iyiydi diyorsunuz. Şimdi ödüllendirilmek çok güzel şey. Demek ki uslu çocukmuşum. Babam da orada biraz hızlı konuşmuşum. Burada daha yavaş konuşsam daha kolay anlaşılır. Ayın ortasını geçmediyse vapur biletlerinin yanında alabilirdi. Ama ayın 15'ini geçtikten sonra yani memur olarak o zaman biz çörekçinin önünden geçerdik. Ben de çörekçiye bakmayacak kadar asil olurdum o zaman. Paramız yoksa bakmayız diye. Bu çok önemli bir köşe başı. Çünkü insanlar parası olmayan şeylere bakıyorlar. Ceplerinde paraları yok. Çok. Ama ona bakıyorlar ve bu yani nefisle iradenin mücadelesinde çok önemli bir yenik düşüyor insanlar hayata. Bir cipim olsa diye başlıyor ilk hayal, bir arabam olsa diye devam ediyor. İşte evim olsun, sonra arkasından başka bir şeylerim olsun diye. Biz öyle bakmadık hayata. Cevizli kurabiyeden beri başlayan bir terbiye olsa gerek, öyle Yani düşünüyorum. ayın 15'inden sonraysa bakmam kardeşim. Şimdi tabii o işin esprisi ama mesela şu anda hatırlıyorum annemle babam ayın sonlarına doğru, ay başlarında onlara hiç dokunmayan yumurta sonra onlara dokunur olurdu. Biz kız kardeşim şöyle yerdik, bize dokunuyor derlerdi. Yani tüm bu anlattıklarım şu anda onu da rahmetli anmak isterim. Bir de teyzem vardı, Kadriye teyzem benim, yakında kaybettik. Allah geride kalanlara ömür versin.
O 250 gram kıymayla 5 kişiye 3 gün yemek yaptığını bilirim ve parmaklarınızı yerdiniz. Yani şu anda... Böyle sihirli bir tarafı da vardı tabii, değil mi o insanların? Tabii yani bereket dediğimiz pek çok kişi bugün bunları unutmuş durumda. Yani daha çok ihtirasa yönelik bir hayat peşinde koşuyoruz. Ben pek çok televizyon kanalında şunu söylüyorum. Bana 25-30 seneki çok değil, önceki ahlakı getirin, bütün servetimi bağışlayıp sıfırdan başlayacağım diyorum. Yani çünkü şu anda zengin olmak önemli değil, zengin yaşayamıyoruz. Yani birbirimizle uğraşmaktan, mesela ben mesleğimle uğraşmaktan çok insanlarla uğraşmaktan yoruluyorum. Daha birbirimize soylu yaklaşımları yavaş yavaş kaybediyoruz. Çok şükür ki Türkiye'de bizi ayakta tutan, inançları yüksek ve birbirleriyle ahlaklarını her iki kitaba da uydurabilmiş insanlar var. Onlar sağ oldukları, var oldukları sürece. Zengin yaşamak ne demek? Önce barışık yaşamak kendinizde, sonra yaptığınızdan zevk. Yani şimdi zengin yaşamayı söyleyeyim. Ben bu kadar çalışıyorum, gecenin bir saati oluyor. En fazla işte bir çorba, sıcak bir çorba içiyorum. Ve onu içtikten sonra yatıyorum. Sabahleyin de kalktığımda yine bazen çorba içerim, bazen karpuz, peynir, ekmek yerim ama eğer bundan keyif alabiliyorsanız, eğer bunu paylaşabileceğiniz dostlarınız varsa, eğer bunu helal kazanmışsanız, zaten açlıktan kimse ölmediğine göre, zevkle yaparsınız. Aksi takdirde eğer birilerinin cebinden bunları çaldıysanız, eğer bunları yerken hala gözleriniz başkasının sofralarındaysa, o zaman siz, yani bu birazcık İç Anadolu tabiri olacak ama aç it olursunuz. Doymayan. Evet.